Şimdi aslında daha önce konuştuğumuz çok seslilik meselesi var. Ben ona inanıyorum. Farklı düşüncelerin, farklı seslerin bir arada aynı içinde var olabilmesi, birbirini dinlemesi, hiçbir sesin bir diğerini kendi gibi olmadığı için ötekileştirmediği bir dünyayı kavrama açısından müzik çok büyük bir araç, çok büyük bir barış aracı. Ben bazen müziği, işte çok sesli müziği en büyük toplumsal barış aracı olarak filan anlattığımız zaman, Aa, uçmuş yine biraz filan diyorlar ama bunu biraz geçtiğimiz zaman aslında derinliğini ne kadar doğru olduğunu farkına varabiliyoruz. Müzik eğitimde önemli bir şey aracı zaten. bir Önemli bir eğitim aracı her şeyden önce. O yüzden mesela çocuklarda müzik eğitiminin bence en önemli alan olduğunu düşünüyorum. Çünkü müzik bize işte klasik şey vardı işte beynimizin sağ tarafı, sol tarafı filan meselesi. Hepsini, yani bütün beynimizin her tarafında aynı anda kullandığımız şey müzik, dinler dinlerken hatta yalnız yaparken değil yaptığımız bir şey, fiziksel benliğimizle manevi benliğimizi bir arada optimum derecede kullandığımız tek şey müzik yapmak, bir müzik enstrümanı öğrenmek. Çok önemli bir eğitim aracı olmasının nedenlerinden biri de, bence bir şeye uğraş vermenin, disiplinli bir şekilde bir şeye çalışmanın keyifli bir sonucu olabileceğini Öğrenmek çok çok önemli. Birkaç yıl önce fizik dalında Nobel ödülünü alan e, adamın işte ödülü alırken teşekkür konuşmasında bir şey çok çarpıcı gelmişti bana. E, ödülü e, ortaokuldaki fagot hocama borçluyum demişti. Yani bu inanılmaz bir şey aslında. Aslında benim için çok inanılır bir şey. E, çünkü adama adam kendisi de zaten bunu aynen bu sözcüklerle ifade etti. E, analitik düşünmeyi ve bir şeye e, emek vermenin keyifli bir şey olabileceğini müzik sayesinde öğrendim diyor. Ve bu tamamen adamın fizik kitabında Nobel almasına e, alabilmiş olmasına e, yolu açan düşünce tarzı. Müzik eğitimi dolayısıyla insanlar müzisyen olacak diye bir şey yok. Fakat müzik, müzik eğitimi herhangi bir şey olmak veya her şeyden önce adam olmak için çok çok önemli. Birbirimizi dinlemeyi birbirimizi dinlemeyi öğretiyor. Düşünün Türkiye'deki bütün ilkokullarda bütün çocuklar bir iki sesli şarkı söylese karşılıklı Bugün İstanbul trafiği daha iyi olur. Yani bu birebir bağlantılı. Çünkü müzik size özel alan nedir, başkasının hakları nedir, başkasının sesinin önemi. Bütün bunları müzik yoluyla, müzik yaparak çok daha iyi özümseyebiliriz. Birinin bir kitapta bak başkalarının görüşlerine saygı göstermen lazım çocuğum tamam mı filan. Ee, yerine, bu didaktik yaklaşım yerine. Müziğin içinde her şey var. Fizik var, biyoloji var, psikoloji var, insan yönetimi var, birlikte yaşam var. Ee, o yüzden e, Türkiye'de biraz eğitimde, e, birçok ülkede maalesef böyle, bizi daha da kötü. E, eğitimde böyle pek pekala olmazsa olur, süs, lay lay işte böyle boş zamanında e, imkan olursa hobi olarak yaparsın, evladım olur mu sen, doktor ol, mühendis yani ol. Yaklaşımının çok dışında çok faydalı bir şey. Müzik biraz aspirin gibi anlatıyorum böyle her derdine devam ama gerçekten dünyadaki e, müziğin etkili olduğu alanlara baktığımız zaman siyeli değnek toplumsal barışta ve eğitimde. Ona da şaşmamak lazım. Çünkü müzik aslında yeryüzünde yaşayan insanları birbirlerine bağlayan tek şey. Bunu da düşünmüyoruz bazen. Yani hepimizin sokaktan adamı çevir veya aramızda konuştuğumuz zaman veya yüz bin kişiye hitap ettiği zaman ey hali hiçbir müzikle hiçbir işim olmaz diyen kimse olacağını sanmıyorum. Ama tiyatroya gitmeyen olacaktır, bilim dergisi okumayan olacaktır, işte kitap okumayan olacaktır. Yani yemekle bile sadece ya işte öyle doyum hayatta kalmak için yiyorum aslında çok önemli değil filan diye az da olsa öyle insanlar bile var. Ama e, bu ne demek? Yani düşünüyor musunuz eğitimde en lüzumsuz görülen şey aslında en büyük ortak paydamız insanoğlu olarak. Müthiş bir güç bu. Onu kavramak sadece yeterli. Müzik neden hepimizi birbirine bağlayan şey diye soracak olursak aslında e, çünkü bizi insan yapan e, unsurları hepsini içinde barındıran bir şey. Müzik yapmak, müzik dinlemek, müzik yoluyla iletişim halinde olmak. Bence o. Çünkü bunun başka bir açıklaması yok. İnsan, insan benliğinin bütün unsurlarını aynı anda harekete geçiren tek şey.